benzeri bir daha bir mini bir diş hastanesi planlıyoruz arkadaşlar. Yani muhteşem bir diş hastanesi de tasarlıyoruz. Bu hastane gibi tüzük değişikliği bizde 3 dönemi öngörüyor. Yani bir milletvekili 3 dönem milletvekili olabilir. Başbakanımız kararlı bunda, bunu değiştirmiyor. Son gelişmeler bunu değiştirirler mi? Bilemem ama tüzük değişikliği olmaz ise milletvekilliğimin son dönemini burada yaşıyorum. Ha, değişirse tüzük sizinle oturur konuşuruz. Ben iyi iş yapmış mıyım, yapamamış mıyım, o zaman konuşuruz onu. Bosna yardımlarını bizler götürdük. Bizim gibi düşünen arkadaşlar Bosna'ya yardım ettiği için bugün Bosna var. Bugün Kosova onun için var. Aynı sistemi biz Suriye'de uygulamak istedik. Hizmet dedikleri o arkadaşlar arasındaki ekipler benim tırlarımı durduruyor. Ya arkadaş, önde MİT, arkada MİT ekibi var. Sen niye benim yardımımı engelliyorsun Müslüman kardeşime, Türklere, Müslümanlara götürüyoruz ya. Ön kesme, hesap ne? Hesap Recep Tayyip Erdoğan'ı 1 minute dedikten sonra İsrail ortadan kaldırmak istiyor. Buna da arkadaşlarımız alet oldular, maşa oldular. Arkadaşlar, bakın bütün kayıtlar, her şey bunu gösteriyor. Biz kimseye kötülük yapmadık arkadaşlar ya. Yaptığımızı gelsin bir tanesi söylesin. Bir tanesi desin ki siz şunu şunu yaptınız. Biz yeter ki tecrübeli, başarılı, inançlı arkadaşlar olsun. Her biriyle çalışmayı arzu ettik. Yaptık bunu bugüne kadar. Bizden bir kötülük kimseye gitmedi. Desinler ki siz şurada yanlış yaptınız. Lütfen söylesinler. Ama nasıl ki Gezi Parkı'nda mesele Gezi Parkı değil dediler. Mesele Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi dediler. Şimdi sen bir parti misin kardeşim? Kur partini, broşürünü dağıt. Çık sahneye, benimle güreş. Ama öyle arkadan güreşler yok. Arkadaşlar, yok yapmayın. Yanlış yoldasınız. Geçen de Bafra'da toplandılar. Samsun'da büyük otelde toplandılar. Zavallı çocuklara, ya bizim kendi çocuklarımıza, her birimizin çocuğu o dershanelerde okudu. Maddi manevi imkanlarımızı seferber ettik. Her biriniz ettiniz. Senelerdir ettiniz ve ediyorsunuz. Nerede bir Türkçe olimpiyat varsa biz oralara gittik. Türk bayrağı nerede sallanıyorsa, dalgalanıyorsa gece oraya gittik dış ülkelerde. Biz bunları yaptık arkadaşlar. Yine yapacağız. Ama birileri istedi diye Kanal İstanbul'u devam ettireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu bitmiş olacak. Niye engel olmak istiyorlar? Gezi Parkı'nda dediler ki siz Kanal İstanbul'dan vazgeçin. Kanalı yapmayın. Havaalanından vazgeçin. Başka vali görevden alın. Emniyet birliğini görevden alın. Allah Allah. Şimdiki ekip de aynısını istiyor bizden ya Rabbi. Nasıl olacak bu iş ya? O tweet attıkları tweetlere bir bakın. Gazetelere bakın. Bakın Cumhuriyet Gazetesi'ne, hepsi aynı. Evet. Arkadaşlar bakın, geçen sene, yani neredeyse 1,5 sene oldu. Alaçam'da 2 tane. Bir günde 2 şehidimiz oldu mu? Oldu. Aynı yıl 11 tane şehit geldi Samsun'a. Siz bize ne dediniz? Şu akan kanı durdurun demediniz mi? Biz buna gayret ettik. Ben anlamam dediniz. Kiminle görüşürseniz görüşün dediniz mi? Dediniz, bütün devlet ta geçmiş yıllardan beri Öcalan'la zaten görüşüyor istihbarat. Biz dedik ki bunun yolu böyledir, çözelim biz bunu dedik. Çözdük mü? Çok şükürler olsun. Şimdiki kasetlerden ne ses çıkıyor? Abdullah Öcalan'ı dışarıda bırakıyorlar ve savaşı başlatıyorlar. Kim? Hizmet içerisinde olan birisi. Yok efendim bizim yanımızda değildi de, vardı da. Sizin konuşmalarınızdan çıkıyor. Arkadaşlar nasıl olacak bu? İçimizde hizmet de herkes yardım etti. Herkes beraber oldu. Çocuklarımız hep orada yetişti. Yetişiyor. Yetişecek. Ama yani biz hep dua ettik be kardeşim. Efendim bu duaydı da başka bir şey yedi de
Benim babamın yanında çocuklar ve torunları, kızları var. Hüngür hüngür ağlamışlar. Abime, başbakana beddua edildi diye. Onlar öyle anlamış. Onlar öyle anlamış. Millet öyle anlamış. Sen niye sağa sola işi götürüyorsun? Bir başka husus. Benim kendi kızım. Gece diyorlar ki bir sohbette, oralarda yetişti hepimiz. Bu gece şu listeyi al eline, şunlara telefon edeceksin. Bu gece teheccüde kalkacağız. Sonra firavunlardan, nemrutlardan kurtulmak için dua edeceğiz diyor. Benim kızıma söylüyorlar. Kızım beni arıyor. Baba diyor ya, böyle böyle bir iş var burada diyor. Biz 20 senedir, 25 senedir buradayız. Böyle bir işle karşılaştık dedi. Ne yapayım baba? Yavrum oradan o listeyi ver. Ayrıl. Eve geç konuşuruz. Arkadaşlar, kim firavun, kim Nemrut? Allah Allah, nasıl olacak bu işler ya? Arkadaşlar nasıl olacak? Şimdi hedef gece gündüz sanki bir siyasi parti gibi AK Parti'nin oylarını nasıl aşağı çekeriz? Ev ev sokak sokak dolaşıyorlar. Bizim aleyhimizde sağda solda broşürler. Peki bu gazeteler nasıl öyle bedava dağıtılıyor? Kaynak nereden? Ben size söyleyeyim. Bir gazetenin fiyatı belli. Reklamı belli. Başkan şimdi bir hizmet verecek. Kendini tanıtacak. Bir sürü paralar ödeniyor. Bedava evlerimize gazeteler geliyor. Yüzlerce, binlerce. Bırakın onu. Today's Zaman diye Türkiye'yi yerden yere vuran. Bakın hiçbir tane iyi iş yok. Nerede bir kötü bir şey varsa onları kalkıp bütün dünyaya Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Ev ev bütün dünyada gazeteler dağıtılıyor. Arkadaş, hani milliyetçilik, hani vatanseverlik, hani Müslümanlık, hani nerede kaldı bunlar? Kendimize gelelim arkadaşlar. Lütfen söyleyin onlara.